Siz oraya gidiyorsunuz ama hazırız artık. Hazırız artık. O çok yakışıklı olmuşsun be. Gözlükle çok güzel görünüyorsunuz. Dur şöyle ablayla beraber bir fotoğrafınızı çekeyim sizin. Berkaycık, hadi bir ablayla beraber fotoğrafınızı çekeyim. Bak ama Elif'i çekiyorum bak ama Elif'i çekiyorum bak. Elif seni çekince hemen koşturup geliyor ya. Sen seviyorsun böyle kahküllerle. Bence kahkülsüz daha güzel. Dur bakayım arkadaşlara soralım. Arkadaşlar evimize kuaför çağırdık. Daha doğrusu baba kuaför oldu. Evet. Kahkül yaptık Elif'e. Kestik saçlarının uçlarını. Elif seviyor böyle de ben aslında uzun olmasını seviyorum. Kahkülüm şuraya kadar. Evet tam çenesinin ucuna kadar geliyordu neredeyse Elif'in. Bütün yüzümü sarmıştı. Arkadaşlar merhaba. Ne yapacağız biz bugün? Bugün meyvelerden... Ev yapacağız. Meyvelerden ev yapacağız arkadaşlar. Çok değişik olacak. Elif bulmuş bunu. Elif görmüş onu bir videoda. Şimdi bakalım biz de deneyeceğiz. Merhaba. Arkadaşlar merhaba. Sen portakaldan yapacaksın. Evet, ama bence kura çekelim ya. Kurayla. Ben portakal istiyorum. Bak anne de portakal istiyormuş. O çok güzel. Şimdi bence kura çekelim. Ona göre belirleyelim. Evet. Bir kere Elif'e şey yok. Bunları kullanmak yok Elif'e. Elif'e normal bıçaklar. Berkay bak sana da var bıçak. Al. Evet. Evet sen onları kullanabilirsin. Bir de benim oraya getirdiklerim var. Onları da kullanabilirsin. Evet. Kesmek için. Taş, kağıt, makas herkes seçiyor. Herkes ikişer tane meyve seçsin tamam mı? Taş, kağıt, makas. O Elif kazan. Ben portakal ve muz istiyorum. Portakal ve muz istiyorsun. Portakallarını alayım. Muzdan nasıl yapacaksın? Bana çok enteresan geliyor. O Berkay ama Lera onların ucu sivridir ha. Batırmasın kendisine bir de. Dikkat et oğlum ama. Berkaycık çok tehlikeli. Bence de çok tehlikeli onların ucu. Sen o evet plastikle yapabilirsin. Tamam portakalı aldın, muzu aldın. Elif aldı Lera kendisininkileri. Tamam. Sen? Ben grapefruit istiyorum. Grapefruit istiyorsun? Ananas. Bir de ananas. Bana da o zaman ne kalıyor? Elmayla karpuz da bana mı kalıyor? Evet. Avokado var. Avokado da var. Değişiklik olsun bonus. O zaman bana ne kaldı? Ananas bana mı? Ananas sana kaldı. Bana karpuz. Bana çok zorlar kaldı ama ya. 1, 2, 3. Evet hadi başlıyoruz bakalım. Önce bir politika geliştirmem lazım kafamda. Şimdi ben şey yapmayı düşünüyorum ya. Anlatayım mı size ne yapacağımı? Çok merak ediyorsunuzdur şimdi. Ben anlatayım size en iyisi. Başkalarının kontrolünü bozmak yok. Kontrolünü değil konsantrasyonunu demek istedin herhalde. Hayır ben ama sohbet ediyorum canım sizinle. Konsantrasyonu, ya benim kötü bir niyetim yok ki. Ben iyi bir insanım zaten. Tabii ki. Onun için benim hiçbir kötü bir niyetim yok. Berkaycığım karpuzu yapamayız sana. Sen elmayla devam Berkay. Babacığım elmayla devam sen. Hiç boşuna gelme buraya. Yok. Bak senin orada bıçak var, pipet var. Ne kadar güzel şeyler var. Kalıplar var. Elma mı istiyorsun? Yiyebilirsin canım elma istiyorsan. Elma var senin orada. Ha, greyfurt ye bak aferin. Lera... Ne yaptın sen? Soydun ya onu bir güzel. Hay sadece greyfurtun içini boşalt. Dur göstereyim arkadaşlara. Greyfurtun içini boşalttı arkadaşlar Lera. Boş değil mi onun içi şu anda? Evet şu anda boş. Tamam da ne olacak Lera ondan? Sen ancak yılan yapabilirsin sen ondan. Ev olmaz ki ondan ancak yılan olur ondan. Evet ben şimdi buna evin temelini yapacağım şimdi buraya. Böyle düzelteceğim altını ki... Düz dursun. Çok güzel oluyor ya. Seninki mi güzel oluyor? Hayır anneninki. Anneninki bence yılana bir delik açmışlar gibi oldu. Lütfen bunu birisi kırabilir mi? Kırınca olmuyor benim. Kırarım. Hı? Önce kapıdan başlıyorum. Merak ediyorsunuz mu benim nereden başlayacağımı falan? Yok. Ediyorsunuzdur ya. Kandırmayın beni şimdi hiç. Utanmanıza gerek yok. Söyleyin yani. Merak ediyorsanız. Yalnız karpuz da güzelmiş bu arada. Çok zor çıkıyor yalnız var ya. Şunu çıkarıncaya kadar bayağı bir uğraştım. Şimdi benim kapının bir kanadı oldu.
Şimdi öbür kanadını yapacağız. Çift kanatlı benim kapı. Sonra arkadaşlar Instagram'dan yazacaklar bakalım en güzel kiminki olmuş. Evet. Hiç şansınız yok ben size söyleyeyim. Çünkü bir kere benim karpuzla ben çok şanslıyım yani. Karpuzu bana bırakmanıza ben çok şaşırdım. Çünkü daha kolay olur karpuzda yapmak. Hani otellerde falan hep karpuzlardan süsleme yapıyorlar ya. Evet. Oo. Lera seninki uzun saçlı bir abi oldu gibi ya. Tek gözlü bir abiye benzedi. Ama ev nasıl oldu Lera? Ev nasıl ev? Bir yaz bari bir yerine bu bir evdir diye. Lera gerçekten ama o hiç eve benzemiyor ki. Ha Lera o ne bir tane pencere mi kapı mı nedir o öyle? Eski Moğolların evlerine benzedi o. Tamam. Ama evleri dedim. Yani bir ev. Ha doğru söylüyorsun. Eski Moğolların evleri gibi bir ev doğru vallahi. Öyle dedim değil mi? Kendiliğinden öyle çıktı ağzımdan. Demek ki eve benziyormuş Lera. Çok zor çıkıyor ya bu. Kızılderili evi mi? Evet. Bak benimki kanatlı bir kapı oldu şimdi. Çok güzel. Ben çok şanslıyım ya. Bana şey çıktı çok iyi oldu. Karpuzun çıktığı. Berkay karpuz yiyecek mi oğlum? Sen verdin mi ona karpuz? Evet. Nereden aldın sen o karpuzu? İyi de bana lazımdı o çatı yapacaktım ben ondan Lera. Sen ne yapıyorsun ya? Berkay bak kesin. Hı? Kesin. Lera bol tüylü bir adama benziyor ya. Saçları uzamış bir adama benziyor. Karantinada kuaföre gidememiş bir adam olmuş o Lera. Elif sen ne yapıyorsun kızım? Sen de plaj çadırı gibi bir şey yaptın. Nasıl oldu benimki? Bakın. Alt tarafı kanatlı bir kapı. Üst tarafında iki tane penceresi var. Şimdi bir de ona çadır. Halloween çanı var. Ne Halloween? Halloween'de ağız olur. Bunda ağız yok ki bir kere. Yani alttakinin kapı olduğu çok belli. Şimdi üstüne de şey yapacağım. Çatı yapacağım. Hayır. Çatı şimdi kırmızı ya. Ben şimdi bunu kırmızı yapacağım çatısını. Bak şimdi seyredin nasıl yapacağımı. Şurayı şöyle birazcık böyle keseceğiz. Tamam mı? Ben şu an şezlonglar yaptım. Seninki ev olmadı Elif. Plaj gibi oldu seninki. Sen otele gitmeyi özledin galiba. Evet özledim. Onun için seninki plaj gibi oldu. Çok güzel. Benim tahminimden de güzel olacak var ya benimki. Lera lütfen. Benimkini alma ya. Ha Berkay'a mı veriyorsun? Ben dedim senin kendininkini olmaz yani. Herkes baştan seçtiği şeyle yapacak. Çok güzel ya. Baksana evin çatısı da oluyor şimdi. Lera ananasa mı geçtin? Evet. Nasıl oldu o iş öyle? Wow. Yalnız benimki var ya süper olacak. Şimdi şu an bak çatıya bakar mısınız nasıl benim? Daha çok bir tane denizde yüzen bir tane şeye benzemiş. Bilmiyorum. Elif çok da güzel benzedi yani çatıya. Evet. Çatı dediğim böyle olur işte. Üçgen evet. Gibi yukarıya yükselir. Şimdi ben onu üçgene çevireceğim. Bence süper oldu var ya. Nasıl Lera? Çok güzel oldu ya. Siz dalga geçmek için yer arıyorsunuz ama bence süper oldu gerçekten. Ben şimdi bir de buna ne yapacağım biliyor musunuz? Hayır. Havuz yapacağım, balkon yapacağım. Bak şimdi hem de süper modern bir balkon olacak. Şöyle. Büyük bir balkon olacak. Baksana. Balkona. Şuraya da şöyle balkonu da yerleştirdik mi? Bence çok güzel oldu var ya. Şimdi kapatacağım ama bunun iki tarafını da kapatacağım.
Çok güzel olmadı mı ya? Ben kendim benimki olduğu için ben çok beğendim ama baksana balkonda oldu. Balkonu süper görünüyor. Bence çatısı da çok güzel oldu. Hatta bence en güzel yerlerinden birisi çatısı oldu. Bence süper. Çok sevdim ben benim bir tane evimi çok sevdim. Şimdi elmadan yapacağım. Ne oldu? Masa yaptım. Güzel bak ben bir de havuz koyacağım yanına böyle. Ben de havuz yaptım. Hmm. Benimkinin şimdi altını bir düzleyeceğim. Bakayım sen neler yaptın. Güzel. Çok güzel. Ananas da güzel olmuş. Evet. İki tane koyunca. Ama ananasın çatısını başka yapsana. Dümdüz koymuşsun çatıyı. Ben olsam onun çatıyı başka yapardım. Mesela evet onu çıkarsan da mesela onu ters koysan çatı gibi olur. Benimki gibi mesela bak. Şimdi ben havuzumu nereye koyacağım bilmiyorum ya. Senin o tepsiyle bu tepsiyi değiştirebilir miyiz ya? Yapıyorum. Baksana bence çok güzel oldu. Şimdi ben bunu da, bir de bunun önüne şey yapacağım. Merdiven yapacağım şimdi. Gerçekten bunu, bu olur mu Lera? Ne alakası var ya? Bir de şimdi bunu ikinci katını yapacağım. Alt kattan merdivenle çıkılacak üste. Nasıl? Merdiven nasıl oldu benim? Görüyorum. Çok güzel oldu bence. Baksana adım adım merdivenle bak, çıkıyorsunuz yukarıya. Çatısı da var. Bence gerçekten benimkilerin ikisi de süper oldu. Şimdi ben yalnız bunu şey değiştirmem lazım şeyin. Çünkü havuzumu koyamıyorum şimdi buraya. Hayır hayır şimdi. Bak ben daha buraya ne yaptım? Şöyle. Havuza inmek için merdiven oluyor ya. Merdiven yaptım kenarına. O havuzların altında delik olmuyor mu Lera? Benimkiler gerçekten çok güzel görünüyor. Elif. Babacığım bu ne? Bu dört kafalı köpek. Şunları bana bir anlatır mısın babacığım? Şezlong. Şezlong mu? Nasıl yani şezlonga hiç benzetemedim ben onları. Ben şuraya oturuyorsun. He. Anladım. Evler nerede babacığım? Şu bir tane ev. O da ev. Bu ne peki arkadaşım? Şu havuz. Havuz he. Balık masa. Havuzu. Akvaryum gibi olmuş bu biraz. Şu masa. O masa. Anladım. Şu kıyık. Anladım. Şu dur şimdi anneninkileri gösterelim. Baba ben otobüs yapıyorum. Babacığım normal araba yapsaydın otobüse gerek yok. Dur anneninkileri de bir göstereyim. Lera bu şapkası mı bu arkadaşın? Bu kapı. Biraz kapı şapkaya değil. Benzemiş ama bu. Öbürleri de Eskimo evlerine benzemiş. Üstündeki petlerin ne olduğunu da anlatabilir misin Lera bize açıklamalı olarak? Yok gerçekten soruyorum ya çok merak ettim ne olduklarını. Arkadaşlar bu arkadakiler böyleydi işte. Ben size söyleyeyim işte böyle böyle bir şeyler yapmıştı işte oyalandılar. Bir de buraya bakar mısınız arkadaşlar? Şuna bakar mısınız ne kadar güzel görünüyor. Ama Lera gerçekten muhteşem ya. Çok farklı oldu benimkiler. Gerçekten çok farklı oldu. Şimdi şurayı bir temizleyelim. Şunları arkadaşlara bir sergileyelim. Ben en çok da havuzumu da çok beğendim. Gerçekten havuzum da süper duruyor. Şöyle bir göstereyim arkadaşlara. Arkadaşlar ortadaki benim yaptıklarım. İki tane. Burada Elif'in yaptıkları. Burada da Lera'nın yaptıkları. Bu benim şehrim. Siz nasıl? Şehir. Ha, Elif buraya şehir yapmış arkadaşlar. Burada plaj varmış. Şezlong var. Plajı dört kafalı köpek koruyormuş. Bakın, ondan sonra burada otobüsmüş o. Evet. Bu ne arkadaşım? Bunu da bize anlat. O da evmiş arkadaşlar. Yazalım yalnız. Ben bunların üstüne yazayım en iyisi. Videoda yazayım. Evet. Bu bir evdir, bu bir havuzdur, bu bir masadır diye yazacağım üstüne. Arkadaşlar siz Instagram'da lütfen yazın bunların hangisi en güzel oldu? Kimin yaptıkları en güzel oldu? Bir de hangisi en güzel oldu? Mesela benim karpuzdan yaptığım mı yoksa elmadan yaptığım mı daha güzel oldu? Ben görmedim oyunu. Çatısı gerçekten çatısı çok güzel ya. Ben şimdi burada Lera'nın da ananastan bir tane ev yaptı. 3 pencereli ama kapısı olmayan yok, bir ev arkadaşlar. Bu kapıyı ve 2 pencereyi. Lera yemin ediyorum kapı oldu. Nereden belli onun kapı olduğu? Hiç belli değil ya. Yani arkadaşlar bu kapıymış pardon affedersiniz. Ben yazacağım bunları videoda. Bu kapıdır bu bir şeydir diye. Bunlar ne Lera? Bunlar da eski mu evler arkadaşlar. Lera'nın yaptığı. Bu Minecraft'taki o canavar mı? Yoksa şimdi, dur. Ben şimdi arkadaşlar bu yaptığımız videonun popüler evlerini size bir tanıtayım. Popüler evler arkadaşlar. Bu ev arkadaşlar elmadan yaptım. Bakın pencereleri var, kapısı var ve merdivenleri var. Alt tarafı bodrum olarak kullanılıyor arkadaşlar burası. Üst tarafı ev. Merdivenlerden giriyorsunuz içeriye. Böyle kapıya kadar çıkıyorsunuz. Hop hop hop. Bu da karpuzdan yaptığım ev arkadaşlar. Kapısı çift kanatlı bir kapı. Üstte pencereleri var.
Ve pencerenin, odanın yan tarafında da balkonu var arkadaşlar. Çatısını da kullanabiliyorsunuz. Çatısının arka tarafında da yavaş düşeceksin. Teras var arkadaşlar. Çatısı da böyle. Kapısı burada. Evin bahçesinde de bir tane havuzu var arkadaşlar. Bu da havuzun içindeki merdiveni arkadaşlar. Ama gerçekten çok güzel ya. Gerçekten çok güzel oldu benimki. Ben seninkini anlattım babacığım. Bir daha anlatmaya gerek yok. Arkadaşlar bunu Instagram'da puanlasınlar artık. Instagram'da. Arkadaşlar Instagram'a bu fotoğrafı atacağım. Orada yazarsınız hangisi en güzel olmuş. Yazarsınız bize. Kendinize iyi bakın. Hayır, ben şimdi bay bay yapmazsam Elif susmayacak. Bilesiniz bunu. Elif yarım saat anlatabilir şimdi bunları size. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Kocaman öpüyoruz. Hadi bir öpücük gönder arkadaşlara. Görüşürüz. Bay bay. Berkaycık bay bay. Senin uyku zamanın geldi galiba Berkay. Öyle şekerlemesi vaktin geldi. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Instagram'da yazın en güzel kiminki oldu.